Sevgili izleyiciler, bugün PwC Türkiye kıdemli müdürlerinden Başak Ekimoğlu ile beraber ERP çözümlerini konuşuyor olacağız. Başak, hoş geldin. Hoş bulduk. ERP çözümlerini konuşacağız tabii bugün. Evet. Dünyada oldukça yaygınlaşmaya başladı kullanımı. Türkiye'de nasıl? Son durumu senden alalım. Türkiye'de ERP bilincinin ve şirketlerin ERP kullanımına olan ilgisinin geçtikçe arttığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Özellikle günümüzde hızlı büyüme hedefleri, yurt dışında farklı pazarlara açılma eğilimleri ve standart iş süreçlerinin yanı sıra sektörel bir takım ihtiyaçları da adresleyen ERP çözümleri, ERP sistemlerine olan ilgiyi arttırmış durumda. Artık sadece büyük firmalar değil, daha küçük firmalar da ERP yatırımlarını gerçekleştiriyor ve Turkualti gibi devlet destekli teşvikler de bu oranın her geçen gün artmasına imkan veriyor. Tabii bunun temelinde şirketlerin artık performanslarını anlık olarak gözlemleyebilmek, izleyebilmek istemeleri, doğru bilgiye ulaşmak istemeleri var. Bu iş hayatının dinamizmi içerisinde hepimiz biliyoruz ki geç çıkan ya da hatalı bilgiler üreten bir rapor şirkete uzun vadeli zararlar verebiliyor. Ve bunun da farkında olan Türk şirketleri baştan aksiyon almak istiyorlar ve ERP yatırımlarını gerçekleştiriyorlar. Başak, tabii izleyicilerimiz arasında bilmeyenler olacaktır. ERP çözümleri şirketlere ne gibi faydalar sağlar? Nasıl açıklarsın? Öncelikle ERP sistemlerine sadece bir yazılım olarak bakıp sunduğu stratejik önemi gözden kaçırmamak lazım. ERP projeleriyle beraber şirketlerin stratejileri, hedefleri masaya yatırılıyor. Ve bu stratejileri ve hedefleri destekleyen iş akışları tartışılmaya başlanıyor. Yıllardır birbirinden bağımsız hareket eden ve sadece sorun çıktığında birbiriyle irtibata geçen farklı birimler bir masa etrafında toplanıyorlar ve şirkette işler nasıl yürür, diğer birimler ne gibi işler yapar, temelde sorunlar nelerden kaynaklanır gibi konularda fikir sahibi oluyorlar. Ve bu sorunların çözümü de şirket genelinde bulunuyor. Dolayısıyla ERP projeleri bir yeniden yapılandırma projesine dönüşmüş oluyor. ERP sistemlerinin kullanılmaya başlamasıyla beraber de tamamen birbirinden bağımsız bilgi birikimi ve uzmanlık gerektiren satış, dağıtım, lojistik, üretim, insan kaynakları gibi birimler tek bir platformun altında ve ortak bir modelle yönetilmeye başlanıyorlar. Bu da şirket içerisinde standart bir yapının oluşmasına imkan veriyor. En büyük kazanımı da ERP kullanımının şirket içerisindeki bilgi akışını hızlandırarak üst yönetime karar desteği sağlaması. ERP sayesinde artık istenilen bilgiye, istenilen detayda ve formatta ulaşılabiliyor. Günümüzde etkin stok yönetimi gibi sistemler sayesinde stok maliyetleri optimum seviyelerde tutulabiliyor. Satış kanal yönetimi gibi sistemler sayesinde doğru ürün, doğru fiyatta ve doğru zamanda piyasaya sunulabiliyor. Başak, peki iç kontrol ve ERP sistemlerini nasıl ilişkilendirirsin? ERP sistemleri belirli kazanımlarla beraber tabii ki ve maalesef ki doğasından kaynaklı riskleri de içinde barındırıyorlar ve iyi tasarlanmış bir kontrol altyapısı yok ise bu riskler şirketler için hem mali hem de operasyonel sorunlar doğurabiliyorlar. Günümüzde etkin bir iç kontrol ortamından bahsettiğimiz noktada ERP sistemlerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Etkin bir iç denetim, iç kontrol sistemini ERP sistemin içerisine entegre etmeyi başaran firmaların operasyonlarını çok daha verimli yönetebildiklerine şahit oluyoruz. Dolayısıyla belki klasik bir değiş olacak ama ERP kullanımının işletme performansı üzerindeki olumlu etkisini ortaya çıkarmayı hedefleyen kurumlar için ERP destekli kontrol noktalarının etkin bir şekilde tasarlanması ve bakımının düzenli yapılıyor olması şart. Ama tabii maalesef şöyle durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Kurum genelinde risk bazlı bir yönetim yaklaşımı var ama kullanılan ERP sistemi kurumun risk bazlı yönetim yaklaşımı ile uyumlu değil. Özellikle Türkiye'de büyük ya da küçük, yerel ya da çok uluslu birçok şirket kullandıkları ERP sistemlerinde ciddi kontrol eksiklikleri yaşıyor olmasına rağmen maalesef ki hala ERP sistemine özgü risklerden ve kontrol noktalarından haberdar değiller. Bu durumda bu şirketlerin hatalı operasyonel verilerden ya da eksik operasyonel verilerden beslenerek oluşan yönetim raporlarından yola çıkarak hatalı stratejik kararlar almasına neden olabiliyor. Başak, son olarak peki ERP kullanan kurumlar için nasıl bir güncel denetim yapıyor olmalılar? Nasıl yorum yaparsın? ERP sistemlerinin yaygın kullanımıyla beraber artık ERP ortamından bağımsız bir denetim opsiyonu kalmadığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Denetimde güncel yaklaşım artık sadece ERP sistemlerinin ön yüzlerinin değil,
arka planlarının, konfigürasyon ve tasarım noktalarının da değerlendirilmesini zorunlu kılıyor. Bu da bize çok açıkça gösteriyor ki etkin bir denetim için ERP sistemini çok iyi bilen denetçiler artık bir gereklilik haline geldi. Başak, teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için. Rica ederim. Bir sonraki programda yine önemli bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Hoşça kalın.